dedikoduyu gerçekten Mavi Ay çıkarmış olabilir mi? Bu kadar iyi rol yapıyor olabilirler mi? Yani eğer öyle olmasa neden Cihangir Hoca bize bunu söylesin ki? Sonuçta her zaman bizim iyiliğimizi düşünüyor. Katılıyorum. Bence yanlış düşünüyorsunuz. Ayberk, bence sen düşünmekten bahsetme. Çünkü şu an senin tek düşündüğün şey bunu bitirdikten sonra başka ne yiyebileceğin. Madem dedikoduyu onlar çıkardı, o zaman niye Tayfun'la Duygu'ya yardım etmek için canla başla çalıştılar? Ya önce dedikoduyu çıkarıp sonra pişman oldularsa? Aynen. Vicdan azabından yaptılar. Aslında gelip benden özür dilemişti. Peki nasıl kanıtlayacaksınız? Bu güzelim sandviçim gibi elle tutulur, gözle görülür değil ki. Dedikodu mu? Toplanın. Ben dedikodu doktoruyum. Dedikodu, suya düşen bir taşın yarattığı dalga gibidir. En son arkadan içe doğru takip edersek suya taşı atan kişiyi, yani dedikoduyu çıkaran kişiyi bulmuş oluruz. Klonlayıp çoğaltmak lazım. Bir çocuk bir yeri de dağıtmaz mı? Bir sorumluluğunu da unutmaz mı? Canım benim ya. Kirlilerini çıkar dedim, katlayıp bırakmış. O ne? Canımın Paris'i, kıymetli validem. Bu mektup senin mübarek ellerine hiçbir vakit değmeyecek. Lakin bin türlü hasretime bir nebze şifa olsun diyerek yazmaktayım. Özel'i bu. Güya ne yapıyorsun? Çok ayıp. Canımın Paris'i, kıymetli validem. Rüyacığım. İskender'cim, bu nedir? Lütfen Mavi Ay olmasın. Ne güzel dost olmaya başlamıştık. İnşallah Mavi Ay değildir. Yoksa bizi satana biz beleşe veririz. Dedikodunun izini sürdüm. Ve bu arkadaşa rastladım. Konuş arkadaş. Ben ispiyoncu değilim. O zaman bunu sen istedin.
Tamam, yapmayı söyleyeceğim. Evet, seni dinliyoruz. Her şeyi Mavay ve Savaş ile konuşurken duydum. Tamam, sen gidebilirsin. Hayır ya, hayır. Sırtımızdaki dost kaşıklarına bir tane daha eklendi kardeşim. Nasıl bu kadar iyi rol yapabildiler? Asıl sorun, biz onlara ne yapacağız? Başımız belada arkadaşlar. Ah kardeşim ya, gönderemeyeceğim mektubu niye yazıyorsun sen? Niye yazdığı belli işte. Annesini özlemiş, yazmış. Ne olur yardım edin arkadaşlar. Rüya Hoca'nın mektubun ne kadarını okudu bilmiyorum. Eve gidince ona ne diyeceğimi de bilmiyorum. Bu mektupta zaman yolcusu olduğuna dair bir kanıt yok ki. Sadece annesini özlemiş bir çocuk var. Sana yazdım anne de. Bence de. Hem çok mutlu olur. Gerisini de sorgulamaz. Bence de öyle de. Sana yazdım anne. Yok olmaz. Ben böyle bir yalan söyleyemem. Zaten şimdiye kadar Rüya Hoca durumumuzu anlamasın diye bir sürü mavi yalan söyledim. Mavi yalan derken? Pembe yalan olacak İskender'cim. Mavi değil, pembe. Ama söylediklerinin geri kalanında haklısın bence. Ya her neyse. Bu pembe yahut mavi bir yalan değil. Bu büyük bir yalan. Yapamam. Yalan söylemeyi hiç sevmez Hükü. O zaman hem sen hem de Salih Hoca için zor günler başlıyor demektir. Mektup buldum. Ne mektubu? İskender'in odasındaydı. Osmanlıca yazılmıştı. Tamamını okuyamadım. Ama İskender mektup alıp kaçtı. Beni asıl düşündüren de bu zaten. İskender. İyi misin? Sana yazdım anne. 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 İskender, o mektup sana yazdım anne. Sana yazdım anne. Ne? Sana yazdım mı dedim ben? Ne dedim ben? Yandım. Yalan söyledim. İskender. Ne yapacağım ben şimdi? Canım. Ya, sana yazdım anne derken. İskender. Beni ne kadar mutlu ettin bilsen. Annem. Annem. Oğlum. O zaman ver mektubumu. Devamını okuyacağım. Utanırım ben, olmaz. Tamam. Hayırdır? Çok neşelisin.
Nasıl neşeli olmayayım Salih? İskender bana anne dedi. Bugün benim hayatımın en neşeli günü. Beni annesi olarak seçti ya. Nasıl yaptın bunu İskender? Seni bu kadar seven bir insanı nasıl böyle kandırdın? Aa! Elim! Yavaş vurmuştum. Ne ya? Hayır Savaş hocam, hayır. Gelmeyeceksin, boşuna ısrar etme. Sen cezalısın. Yahu dakika bir, gol bir, her şeyi gidip Rüya Hoca'ya anlatmışsın. Ya Fikri hocam, gerçekten çok özür dilerim, çok özür dilerim ama Allah aşkına beni bir dinleyin. Neyini dinleyeceğim yahu? Ha, neyini dinleyeceğim? Kadına gidip demişsin ki Fikri Hoca zaman makinesi yapıyor, Salih Bey de ona yardımcı oluyor. Oldu olacak, gidip bari yerimizde söyleseydin. Ben sana ne dedim? Çok gizli bir deney yapıyorum demedim mi ben sana ha? Demedim mi? Ya dediniz hocam, evet dediniz ama ya Rüya Hocam da şey dedi bana. Bu zaman yolculuğu, zaman makinesi falan biraz çocukça dedi. O öyle deyince de işte ben de bunu seyyahların gururuna yediremedim. Hocam ne yapayım, tutamadım kendimi işte. Savaş hocam, sana içinde spor ve seyyahlık geçen bir öneride bulunabilir miyim? Bayılırım hocam. Spor ve seyyahlık tam benlik. Yürü git. Efendim hocam? Yürü git. Yürüyorum ve de gidiyorum o zaman. Yalnız buradaki malzemelerin eksildiğini Refika Hanım fark ederse başınız belaya girer, söyleyeyim. Merak etme, yarın bırakacağım. Ha, bu arada şunu da aklından sakın çıkarma. Bu zaman makinesi olayını bir kişiden daha duyarsam bir daha o makineyi göremezsin. Bencillik ettim. Sahtekarlık yaptım. Nasıl yaptım ben? Onca eğitime heba ettim. Hocalarımın bana ayırdığı vakti ziyan ettim. İskender, bu kadar rütlenme kendine. Çok üzülüyorum. Aynen kardeşim ya. Alt üstü mektubu sana yazdım dedin. Bunda ne var? Hem sen gerçekten sevmiyor musun Rüyacı'yı? Yalan değil ki bu. Sinan doğru söylüyor. Kaan'ı ünen annen o senin. Hem kötü bir yalan söylemedin ki. Dilsiz ol, yalancı olma derdi Pirim. Yalan yalandır arkadaşlar. İyisi kötüsü olmaz. Ne yapacaksın peki? Düşünüyorum ama bulamıyorum. Sanki aklım, fikrim, gücüm, her şeyim gitti. Kolum, kanadım kırıldı. Sen bir yolunu bulursun. Derse geç kalıyoruz arkadaşlar. İskender, iyi misin? Siz çıkın, ben bunları toplayacağım. Tamam. İskender, Saniye Hanım'a bitki getirmişti de bunu içeri koyalım mı? Tamam. Ne oluyor ya? Ah güzel kardeşim ya. Moral bozukken bile bizi güldürmeye çalışıyor. Şaka yapmıyorum. Kaldıramıyorum. Hayır, gücüm gitmiş. Nasıl ya? Günaydınlar. Selamlar, günaydınlar. Günaydın. Günaydın çocuklarım. Nasılsınız? İyi duruyorsunuz. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Ne var bunun içinde? Dosta kurabiyesi hocam. Aa. Annemle birlikte yaptım. Bir tane alabilir miyim? Tabii ki. Mavi ve bizim isimlerimizin baş harflerinden yaptık hocam. Mesela o Sinan'ınki. Anne babamız konusunda bize çok yardımcı oldular. Malum. Vallahi nefis olmuşlar. 5 tane A harfi vardı. İkisini ben yedim. Afiyet olsun Ayber.
Aferin çocuklarım, sizinle gurur duyuyorum. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz. Hepimiz için şahane bir gün olsun. Hocam, hadi bizim Mavi Ay'la dostluğumuzun ilk günü. Ama siz niye bu kadar mutlusunuz? Çünkü hayat çok güzel çocuklarım. Her anını doya doya yaşamamız lazım, değil mi? Evet hocam. O zaman hepimiz için şahane bir gün olsun. 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 O zaman öpüyorum. Biz de. Biz de. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Hocam. Ama bazılarımız için hiç de şahane bir gün olmayacak. Olmuyor, gücüm yok. Güçsüz değilsin kardeşim. Aynı bizim kadar gücüm var. Güçsüzüm dediğinde biraz bize ayıp oluyor. Arda. İskender, sen de sakin ol, ne olur. Ya evet. Biraz oturup soluklansana. Belki kendini fazla yormuşsundur ha. Hadi koşun, hadi, hadi. İskender, tamam dur artık, yeter. Bir yerini inciteceksin. Ya neden olmuyor, neden? Ya belki de hasta olmuşsundur. Doktora mı gitsek? Hayır, öyle bir şey değil. İçimdeki gücü hissedemiyorum. İskender, sen var ya, sen var ya, sen var ya, acayip bir yalancısın. Arda. Arda. Ya karışmayın. Ben bile senden daha güçlüyüm. Ayrıca daha yakışıklıyım. Arda, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ya karışmayın, çok iyi gidiyorum. Ayrıca Yinçeri Ocağı da kaldırıldı. Evet. Kaldırıldı. Ha kızım, tamam şimdi tekrar kaldır şu masayı. Kafayı mı yedin sen ya? Allah Allah, adamı kızdırmaya çalışıyorum. Kendisi demedim kızınca ya da endişelenince güçleniyorum diye. İskender, kızgınsın şu anda. Hadi kaldır artık şunu. İskender, saçma bir fikir gibi gelebilir ama... güçlerini kaybetmenin üzülmenle bir ilgisi olabilir mi? Hani yalan söylediğin için kendine kızıyorsun ya. Bilmiyorum Elif, hiçbir şey bilmiyorum. Yok, yok. Tam toz koparanları bitirecek. Büyük plana geldik. Kadın gitmiş, o sayfaları yakmış. Neyse, çok da kızmamak lazım. Bu zaten kafayı yakmış. İki sayfa yakmış, çok mu? Normal Cihangir. Yani. Cihangir! Oğlum, canım oğlum, neredesin? Neredeyim? Bakkalda mıyım acaba? Git bak gel. Nerede olacağım? Buradayım. Biliyorum bana kızgınsın ama birazdan boynuma sarılacaksın. Nedenmiş o? Ben sana küstüm. Hani ben sana yaktım o kağıtları demiştim ya. Unutmuşum oğlum. Başka bir dolapta kalmış meğerse, bak. Aa, ne diyorsun? Çok sevindim. Venedik balyosu olsam bu kadar sevinmezdim aslan anam. Sevineceğini biliyordum. Sarıl bakayım anana. Yeter, tamam, bu kadar yeterli. Hadi git bize çay koy sen. Git, püsküvit de koy. Bana arasın. Zamanda yolculuk yaparak toz koparan İskender'i bitirmek suretiyle. Yine bizimki ya, Mamma Mia ya. Arayam aşkına, bak şimdi. Gereksiz. Zaman makinesi inşasına başlanmıştır. Fikri gibi zaman makinesi yapmışlar. Demek kuzgunların büyük planı buymuş. Halleluya, halleluya. Amma uzattın sen de Salih ya. Hem ne olmuş anne dediyse, hem kadıncağız sevinmiş işte. Siz de kurtuldunuz.
Vallahi ben yalanımızın ortaya çıkmamasından seni kadar memnun değilim Fikri. Çünkü söylediğimiz her yalan bataklık gibi bizi dibe çekiyor. Ayrıca İskender de hiç iyi değil. Sen merak etme Salih. Fikri Ağanız çok yakında bu makineyi tamir edecek. Ve siz de bütün vicdan azaplarınızdan kurtulacaksınız. Hadi makineyi tamir ettin diyelim. Taş nerede? Orasını da düşündüm canım. Çelebi ile beraber bir enerji dedektörü tasarlıyoruz. Anlat Çelebi. O kadar büyük bir enerjiye sahip bir şey doğadan fark edilmemesi imkansız. Taş sizinle birlikte temrenliğe gelmiş olmalı. Tasarladığımız enerji dedektörü sayesinde onu bulacağız. Hadi inşallah. Ama her şey sırayla be Salih. Önce makineyi tamir edeceğim. Sonra taşı bulacağız. Daha sonra İskender'i kendi zamanına geri götüreceğiz. Böylelikle bütün sorunlar çözülecek. Ve sonra yeni sorunlar başlayacak. Başladı rüya. Sonra da çocuklar yıkılacak. Yani Salih, İskender'in dediği gibi bu durum iki ucu tezekli çomak. İlla ki bir yerden tutacağız bir usta. Sizin yardımlarınızın yanında lafı bile olmaz. Ama bundan sonra tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye bunları yaptım. Çok güzel yani, elinize sağlık. Daha da iyisi organik. Gezen tavuk yumurtasıyla yapıldı. Bu tavuk o kadar çok geziyormuş ki artık sonunda 80 günde devralem tavuğu diye isim bile takmışlar. Fotoğraf çekelim mi? Genel, senin neyin var? Boş ver ya. Ne o? Yoksa ateşkes yaptığımızda mutlu değil misiniz? Yok canım, çok mutluyuz. En azından bir de sizinle uğraşmıyoruz. Nasıl yani? En azından bir de sizinle uğraşmıyoruz derken başka bir sıkıntınız mı var? Yok yani, öyle çok üstünde durulacak bir konu değil, boş verelim. Anladık. Bizimle paylaşmak istemediğiniz bir sıkıntınız var. Üstünüze de gelmiyoruz. Ama biz dostluğumuzun ilk günü için sizinle güzel şeyler planlamıştık. Çok da heveslenmiştik. Ama eğer canınız sıkınsa başka gün de yapabiliriz, sıkıntı yok. Yok yok, benim yüzümden kimsenin hevesi kursağında kalmasın. Söyleyin bakalım, ne yapıyoruz? Bizim planımız kız kıza. Sizinkini Tayfun anlat. Kız kıza derken? Sizi KTK'ye üye yapacağız. KTK mi? O ne? KTK. Yani Kızlar Tuvaleti Kulübü. Yani? Yani sadece kızlara özel bir kulüp. Sonuçta bizim de kendi aramızda konuşmamız gereken sorunlarımız var değil mi ama? Bizim çocuklarla her şeyi konuşabiliyoruz. Aa, olur mu öyle şey tatlım? Erkeklere her şey anlatılmaz ki. Yani en azından bu kulüp. Dostluğumuzu pekiştirmek için KTK'ye üye olmanız gerekiyor. Tamam. O kadar istiyorsanız üye olalım madem. Ne yapıyoruz? Bir şey mi imzalıyoruz? Hayır. Bu kulübün üyesi olmak için bizimle özel bir sırrınızı paylaşmanız gerekiyor. Hatta önce biz başlayalım. Mesela benim bir tikim var. Ve bu tiki tetikleyen sözcükler var. Bunu sadece kasırga biliyor. Hangi sözcükler onlar? Yün kazağı ısırmak. Gördünüz mü? Yün kazağı ısırmak. Yün kazağı ısırmak. Tamam Duygucuğum, bence artık anlamışlardır. Tamam. O zaman sıra ben. Kızlar, ben de felaket dans ederim. Mesela koreografi yoksa ne yapacağımı şaşırırım. Yani herhangi bir yerde hazırlanmadan dans etmem gerekirse elim ayağıma dolaşır. Öylece aptal gibi kalırım. Evet beyler, bugün çok önemli bir gün. Bugün dostça katılacağımız ilk karşılaşmaya çıkacağız. Ve bence bizim erkek erkeğe ayrı bir dayanışma ihtiyacımız var. Ve bundan sonra kanka olacağımıza göre birbirimizi daha iyi tanımalı ve birbirimiz hakkındaki gerçekleri bilmeliyiz.
Olur, tanıyalım. O zaman gerçek mi güç mü oyununa var mısınız? Güç mü? Nasıl bir oyun bu? Çok basit. Parayı atıyorsunuz. Yazı gelirse hakkınızda bir gerçeği paylaşıyorsunuz. Tura gelirse gücünüzü gösteriyorsunuz. Peki oynayalım. Tamam. Dediğin gibi güçsüz değilim. Sizin kadar gücüm var. Herkes de şu durumda. O zaman ilk ben başlıyorum. Yazı. O zaman benim hakkımda bir gerçek geliyor. Kefir bu. Kefir görünümlü boza. Annem yağlı diye bozayı yasaklayınca ben de bozayı kamufle ettim. Vallahi boza bu. Kardeşim, git yarın istihbarat teşkilatına kaydını yaptır. Biz de seni saf bilirdik ya. Ben asla korku filmi izleyemem. Çok korkarım. Evet, şimdi sıra kimde? Tamam. Bu bölümde de bütün malzemeler tamam Refika Hanımcığım. Şimdi diğer bölüme bakabiliriz malzemeler için. Günaydınlar Refika Hanımcığım. Merhabalar Saniye Hanımcığım. Hayırdır, ne yapıyorsunuz? Sayım. Ah, affedersiniz, unutmuşum, bugün sayım günüydü değil mi? O zaman size kolay gelsin, iyi günler. Maşallah, baharda çayıra salınmış kuzu gibi pek neşelisiniz. Hayırdır inşallah. Teşekkür ederim, siz de pek tatlı dillisiniz. Sağlığımız yerinde, hava güzel, hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Öğretmenlik gibi şahane bir meslek yapıyoruz. Ben mutlu olmayayım da kim mutlu olsun Refika Hanımcığım, değil mi? O zaman sevgiler. Şu kadına bayılıyorum ya. Birazdan gerçekten bayılacaksın. Niye Refika Hanım? Çünkü malzeme eksik. Aa. Buradaki malzemeler nereye gitti? Ben bunu nereden bileyim Refik Hanım? Buradaki malzemeleri hocalar kullanıyor. Onlara sormak lazım. Bu odanın sorumluluğu önce Fikri Hoca'da, sonra sende. Ne demek onlara sormak lazım? Sen de bileceksin. Haklısınız Refik Hanım. Ben o konu üzerine biraz düşüneyim efendim. İyi edersin. Ama fazla düşünme. Zira çok vaktin yok. 3 saate kadar bu malzemeler bulunup bu odaya getirilmezse hem senin maaşından hem de Fikri Hoca'nın maaşından keserim. Tamam. Ben başlıyorum. Alın size kimseye söylemediğim bir sır. Hadi hadi, gönder gelsin o zaman. Ben dua aşığı bir insanım. Ama büyük köpeklerden çok fazla korkuyorum. Hem de çok. Her gece bu konuda kendime telkinde bulunuyorum. Gel buraya şapşık. Yazı. Tamam. Benimle ilgili bir gerçek geliyor. Beyler, ben karanlıktan acayip tırsıyorum ya. Ondan hepimiz tırsıyoruz kardeşim. Bir şey yok, sakin ol. Aman kızların kulağına gitmesin. Karizma delilik deşik olur. Lütfen ya. Sen hiç merak etme kanka. Erkekler soyunma odası kuralları 1. Burada olan burada kalır. Eyvallah istihbarat kardeşim. Eyvallah kanka. Thank you.
İskender görecekler yapma. İskender. İskender. Görecekler. Ne yapıyorsun İskender? Hiç. Hiç. Sıra kimde? Sıra bende değil mi? Kızlar, size gerçekten güvenebilirim değil mi? Size daha önce yaptığımız şeyleri hiçbir zaman unutturamayacağız değil mi? Peki. Neyse, zaten saçma sapan bir ritüeldi. Boş verelim. Ya tamam tamam, özür dilerim. Ben biraz şüpheci bir karakterim sanırım. Haklısın tatlım, ne diyeyim yani. Peki o zaman. Size mavi ay dışında kimsenin bilmediği bir sırrımı veriyorum. Hazır mısınız? Ailem beni telefon bağımlılığım yüzünden psikoloğa gönderiyor. Ama ben arada bir kaçıyorum tabii. Çünkü telefonumdan kopmak istemiyorum. Bunlar aramızda kalacak değil mi? Tabii ki. Bu konuda ağzımızı bile açmayacağız. Güzel. Hadi o zaman kızlar tuvalete kulübü fotoğrafı çekelim. Gelin. Gelin. Güç gelsin, hadi güç gelsin. Ya 400 üst üste yazı mı gelir ya? Evet, düşük bir ihtimal ama biraz fazla tepki vermiyor musun? İşte benimle ilgili bir gerçek. Öfke kontrolüm yok benim. Ve bunun için meditasyon yapıyor. İskender, sıra sende. Evet. Ne gelsin İskender? Fark etmez. Bugün ikisinde de iyi değilim. Pekala. Kısmet, kısmet. Bu çocuk daha da yalan söylemez. Ben sana diyeyim. Bomba geliyor. Ya Fikri hocam. Sen beni götürmedin ama bak ben hala bizim için çalışıyorum. Makine tamir olunca nerelere gideceğimizi planlıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Harezmi. Evet, Harezmi ile tanışılacak ve sıfırı nasıl bulduğu sorulacak. Heyecandan konuşabilirsem tabii. Harezmi ile tanışılacak ve sıfırı nasıl bulduğu sorulacak. Evet. Başka? Ali Kuşçu. Ali Kuşçu'yu görmeden olmaz. Yazalım. Ali Kuşçu'yla tanışılacak ve ay haritasını nasıl çıkarttığı sorulacak. Evet. Hocam! Allah! Ya hocam! Fikri Hoca nerede hocam? Ya Saniye Hanım, Allah aşkına böyle bağırarak gelinir mi? Ödüm koptu. Hocam! Hocam, Fikri Hoca nerede hocam? Ya nerede olacak işte? Zaman... Zaman zaman ortadan kayboluyor kendisi Saniye Hanım. Hocam, acilen bulmamız lazım. Laboratuvarda malzeme eksik. Arıyorum arıyorum, telefonla da cevap vermiyor. Ah ama ben ona dedim, dedim ben ona. Yapmayın hocam dedim, bakın yapmayın dedim. Pardon, Fikri Hoca aldı yani malzemeleri. Sebep olarak? Bu zaman makinesi olayını bir kişiden daha duyarsam bir daha o makineyi göremezsin. Aa Saniye Hanım, Saniye Hanım. Bakın bu iş bende. Ben de bu iş. Mutlaka çözeceğim bu işi. Hiç merak etmeyin. Çözeceğim. Mutlaka çözeceğim. Hadi inşallah.
Ah be Fikri Hoca, ah bak. Hem kendini hem beni yaktın. Ara. Gördün mü bak Çelebi? Nasıl da aklı başına geldi? He? Deli gibi arıyor. Ama kusura bakma Savaş Hocam. Seni affetmedim. Açmayacağım telefonu. Sizin hep dediğiniz gibi bir gevezeye verilecek en güzel ceza susmadır. Aramayın, sessize alıyorum profesör. Al Çelebi, al. Keşke Savaş Hoca'yı da sessize alabilsen ama... Evet kardeşim, senin hakkında bir gerçeği duymak istiyoruz. İskender, o mektubu sana yazdım anne. İskender. Canım. Annem. Annem. Oğlum. Ben bir yalancıyım. İskender tamam, yeter. Hayır tamam değil. Onlardan gizlesem ne olacak? Allah görmüyor mu, bilmiyor mu? Biliyor ki beni böyle cezalandırıyor. Ben beni çok seven birine, Rüya Hoca'ya yalan söyledim. Ona yalandan anne dedim. Yalancıyım ben. Çok dürüstmüşüm gibi görünüyorum değil mi? Ama değilim. Çok güçlüymüş gibi görünüyorum ama öyle de değilim. Ben hiçbir şey değilim. İstediğimizden çok daha fazlasını aldık Ayberk. Bugünden sonra Mavi Ay otomatik bayram mesajı gibi. Kime gitse okunmadan silinecek. Nasıl kandıramam para numarasını? İskender, dur yapma. Sinan, lütfen bırak. Ne yapıyorsun orada? Açıyorum kollarımı da. Gitme diyorum kardeşim, gitme. Ne oluyor İskender? Arkadaşlar, Allah aşkına beni engellemeye çalışmayın. Ben güçlerimi neden kaybettiğimi biliyorum. Çünkü ben bir yalancıyım. Hayatım boyunca bana öğretilenin aksini yaptım. Bir şimdi gidip Rüya Hoca'ya gerçekleri söyleyeceğim, tamam mı? Salih Hoca ne olacak peki? Kimin oğlu gelmiş? Annem. Canım benim. Baba, salona gitsek mi? Karşılaşma başlayacak şimdi. Tamam, hadi gidelim. Kuzgunların makinesi de dev gibiymiş ha. Toz koparanlarınki küçücük. Dandik. Vay be. Nerede saklıyorlar acaba bu koca makineyi? Bir harita falan olsaydı. Kesin vardır da ben onu nereden bulacağım şimdi? Aha, karşılaşmaya da geç kaldım. Minik baş belaları bekler beni. Kendine bu kadar yüklenme evlat. Bir suç varsa o da benim. Sonuçta seni buraya ben getirdim. Birinin vicdan yükü taşıması gerekiyorsa o benim. Hayır baba. Bu konuda ayıp da benim, günah da.
Ben bu cezayı hak ettim. Şimdi de çekeceğim. Kardeşim ne cezası ya? Güçlerin kaybolmuş. Olsun, ne var? Biz senin güçlerin var diye sevmedik. Sen süper bir insansın İskender. Güçlerin olsa da olmasa da sen süper bir insansın. Ve biz seni her halinle seviyoruz. Seni her zaman sevdik. Bizzat tanımadan önce bile sevdik. Sizin gücünüz bu. Her şartta birlik olmayı biliyorsunuz. Kuvvet birlikten doğar. Sevgili Mavi, dostça gerçekleşecek ilk karşılaşmamıza hazır mısınız? Hem de nasıl? O zaman dostluk kazansın. Hepsi tamam. Çok şükür. Nasıl oldu bu? Nereye gitmişler? Ah Refika Hanım, şimdi benim bir arkadaşım var efendim. Bir görseniz nasıl akıllı, nasıl efendi, nasıl iyi bir insan. Ah, bir keşke görseniz. Size bir şey sorduğumda cevabı alıncaya kadar yaşlanıyorum hocam. Kısa kesin, rica ediyorum. Çok kısa. Peki efendim, hemen toparlıyorum, hemen toparlıyorum. Şimdi şöyle efendim, benim bu arkadaşım bir bilim insanı. Bir deney üzerinde çalışıyordu. Ben de bilimsel gelişmelere katkım olsun diyerek buradan... Bana ait olan malzemeleri arkadaşınıza ödünç verdiniz. Evet. Tebrik ediyorum. Ama bakın efendim, hepsini sapasağlam geri getirdim. Yepyeni. Gibi, yepyeni gibi. Bir daha sakın benden izin almadan böyle bir şey yapmayın. Sakın. Tabii efendim, tabii. Yürü saniye. Saygılar efendim, saygılar. Allah'ım sana şükürler olsun. Vay be. Fikri Hocam. Ya Savaş Hocam. Az önce beni kurtardınız. Evet. Affettin mi beni? Ah, affetmek ne demek? Borçlandım ben size. Hocam, borcunu ödemene yardımcı olabilirim. Gerçekten. Hadi bakalım ne gelecek ki? Söyle. Şöyle hocam, makine olunca... Hemen bir Harezmi ile Ali Kuşu'yu görelim diyorum. Söz ver. Söz. Eğit be! Aslan profesör. Gel, gel. Hadi gel. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Hazır. Çek. Bırak. Yapmayın, niye alkışlıyorsunuz? Ne oluyor size be? Bir bildiğimiz var hocam. Allah Allah. Başarılar Ece. Teşekkür ederim Elif'ciğim, sana da. Hazır. Çek. Bırak. Hocam.
Hazır mısın tatlı? Her zaman tatlı. Başarılar. Sana da. Hazır. Çek. Bırak. Aman dostluk kazansın. Ne? Allah Allah. İlk defa onları yeneceğimiz için üzülüyorum biliyor musun? Yeniliyoruz. Bunu dağılırlarsa toplamda 4 tane galibiyetleri olmuş olacak. Açıkçası ben karşılaşmadan sonra kepiği kalaya odaklıyım kardeşim. Keyfimi hiçbir şey bozamaz. Hazır. Başarılar arkadaşım. Sana da arkadaşım. Ne diyorsun başarılar falan? Zaten kaybettik. Çek. Nasıl oldu ya? Vallahi kazandık ha. Nasıl ya? İskender. İskender. Ne oluyor evlat? Kaybettiğim tek şey güçlerim değilmiş. Tebriğinizi alırız arkadaşlar. Tebrik ederiz. Çok iyiydiniz. Tebrikler. Tebrikler arkadaşlar. Görüşürüz. İskender'in nesi var bugün? Vallahi onu bilmiyorum ama birazdan en az senin kadar ağır bir utancı olacak. Bizi aptal yerine koymanın bedelini ödeyecekler. Artık başlayalım. Neye başlıyorsunuz acaba? Ne oluyor be size? Ne bu haller? Yok bir alkışlar, arkadaşlık, dostluk falan. Ne yapıyorsunuz siz? Hocam, siz de birazdan herkesle birlikte öğreneceksiniz. Vay, gizemli tavırlar falan. Güzel, sevdim. Kazandık ya zaten, gerisi boş. Ucuz da kulağa geçiyor ha. Yapma, dokunma, ağlarım. Hadi be, ne alacağım? Benden öğrendiniz zaten. Yani süper güçlerin gidince tamam dedik ama okçuluk yeteneğinin gitmesi hiç hoş olmadı İskender. Ya anlamıyorum. Yalan söyledin diye güçlerini kaybetmen çok saçma. Bence yalan söylediği için değil, kendine kızdığı için. Ona değer veren birini hayal kırıklığına uğratmayı kendine yakıştıramadığı için. Ve nihayetinde kendine olan inancı sarsıldığı için güçsüz kaldı. Sanki üzerimde bir taş var burada. Durduğu yerde ağırlaşıyor. Eziyor, yok ediyor beni sanki. İşte buna da vicdan yükü denir. Hocam ne yapacağız? Gerçeği itiraf mı edeceğiz Rüya Hoca'ya? Tayfun Koleji haber bülteni başlıyor. Sevgili Tayfun Koleji sakinleri, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Tayfun ve benim anne babamızla ilgili kötü bir dedikodu yayılmıştı. Bu ikimiz de son derece üzmüştü. Araştırdık ve bu pis dedikoduyu çıkaranları tespit ettik. Kim dersiniz? Helal be, bulmuşlar. Kim acaba? Mavi Ay tabii ki. Ne? Ama biz dedikodu yapmayacağız. Sizi Mavi Ay ile ilgili gerçeklerle baş başa bırakıyoruz. Ne demek şimdi? Bir bilsek.
Ben doğa aşığı bir insanım. Ama büyük köpeklerden çok fazla korkuyorum. Hem de çok. Her gece bu konuda kendime telkinde bulunuyorum. Size mavi ay dışında kimsenin bilmediği bir sırrımı veriyorum. Hazır mısınız? Ailem beni telefon bağımlılığım yüzünden psikoloğa gönderiyor. Ama ben arada bir kaçıyorum tabii. Çünkü telefonumdan kopmak istemiyorum. Bizi kandırdılar. Yine yedik, yine. Allah kahretsin, biliyordum. Tamam oğlum, sakin ol. Hepiniz bir sakin olun önce. Tamam, büyütmeyin. Köpeklerden korkuyorum işte. Ne var? Sen de psikoloğa gidiyorsun. İsteyen istediği kadar gülsün. Bunlar utanılacak şeyler değil ki. Benimle ilgili bir gerçek geliyor. Ben karanlıktan acayip tırsıyorum ya. Aman kızların falan içmesin. Karizma delilik de şok. Lütfen ya. Hayır. Hayır. Oğlum. Sırdan. Ve bunun için meditasyon yapıyorum. Tövbe bismillah. Ne oluyor ya? En büyük bomba şimdi geliyor. Çocuklar ne oluyor? Ben bir yalancıyım. Ben beni çok seven birine, Rüya Hoca'ya yalan söyledim. Ona yalanla anne dedim. Yalancıyım ben. Çok dürüstmüşüm gibi görünüyorum değil mi? Ama değilim. Çok güçlüymüş gibi görünüyorum. Ama öyle de değilim. Ben hiçbir şey değilim. Oğlum, kendinize gelin. Anne! Anam! Evde yok galiba. Güzel. Deli kadın da yok. Oh! Ah, çok güzel gün ya. İskender dandik atış yaptı. Moral de bozuk. İlham geldi şu an. Şu an geldi. Şu an beste yaparım ben. Bu ne ya? Mappa! Buldum. Bunca zamandır buradaymış. Zaman makinesini buldum ya. Artık size ihtiyacım kalmadı. İskender istediğim zaman yok ederim ve giderim. Çocuklar yeter! Yeter! Başkasının utancından eğlence çıkarmayı hiçbirinize yakıştıramadım. Ayrıca duyduklarınız utanılacak şeyler değil. Arkadaşlarınız sırlarını paylaşmış. Ve asıl utanç verici olan ne biliyor musunuz? Size güvenen birinin sırrını başkalarına açmak. Ben bunun cezasını veremem. Ama okulun hoparlörünü böyle bir amaçla kullandığınız için bir cezanız olacak tabii ki. Bundan böyle okuldaki kanalınızda benim denetimimden geçmeyen hiçbir şey yayınlanamayacak. Anlaşıldı mı?
Yürüyün. Sana gelince İskender, sen benim oğlumsun. Yalandan ya da gerçekten anne demem umurumda değil. Yedi deme istersen. Evet, elbette o sözcük beni çok mutlu etti. Ama insan sadece sözcükleriyle anne demez ki. Senin bana bir güzel bakışın bile yeter. Oğlum. Mektubu gerçek anneme yazmıştım. Asla gönderemeyeceğimi bile bile. Sırf onu çok özlediğim için. Ama bunu sana söyleyemezdim. Diyemezdim. Lütfen üzme artık kendini. Ben senden bir şey beklemiyorum ki. İnsan... evladına olan sevgisinde karşılık beklemez ki. Allah senin yokluğunu bana göstermesin. Ben başka hiçbir şey istemem, tamam mı? Girenin yaptı yapacağını. Ama ben bunu onlara ödeteceğim. Nereden uyduruyorlar acaba dedikoduyu bizim çıkarttığımızı? Aman hiç umurumda değil. Biliyor musunuz? Benim de umurumda değil. Onlara kızamıyorum ki. İstemeden de olsa bana yardımcı olmuş oldular. Üzerimden öyle bir yük kalktı ki sanki kuş gibi hafifledim. Çok şükür. Güçlerin de gitti. Ama olsun. Gerekirse ben takıma geri dönerim kardeşler. Sizi müşkil durumda bırakmam. Güçler umurumda değil de okçulukta zayıflamak hiç iyi olmaz. Çalışacağım. Daha çok çalışırım ve başarırım. Yürü be İskender. Başaracağına inanıyoruz İskender. Sen yaparsın. Güçler geri gelmiş.